Herkese yeniden merhabalar. Ekim ayında okuduklarım videoma hoş geldiniz. Yaklaşık 2 aydır bu ay sonu okuduklarımı çekemiyorum. Ağustos ayında çekmedim çünkü çok fazla kitap okudum. Anlatmaya üşendim. Ağustos'ta 25 kitap okudum. Eylül'de çekmedim çünkü sadece 4 tane kitap okudum. Onu çekmeye de utandım. Bu ay 8 tane kitap okudum. Bence yine iyi çünkü 2 hafta önce evlendim biliyorsunuz. Düğün telaşı arasında bu kadar okumuş olmak bile beni mutlu ediyor. Hemen şöyle göstereyim. Çok kalın kitaplar okuyamadım. Bunlar okuduğum kitaplar. Şimdi rastgele başlıyorum anlatmaya. Önce bununla başlayayım. Küçük Prens. Şu netlemiyor bir dakika. Küçük Prens. Küçük Prens'i bu ay reread yapmak istedim. Efesus Yayınları yeni bir baskı çıkartmış. Şöyle göstereyim. Çok güzel kuşa kağıda basmışlar. Bayıldım yani. Kağıtların kalınlığı falan mükemmel olmuş. O yüzden bir de böyle okuyayım dedim ki bence çok çok iyi yaptım. Çünkü çok güzel basmışlar. Benim için tekrar okumak da çok güzeldi. Sanırım en son 3 yıl önce okumuştum Küçük Prens'i. Ama her seferinde okuduğumda yine beğeniyorum. Çok güzel bir kitap. Eğer şu ana kadar hiç okumadıysanız, eğer okumuş olsanız bile size tekrar okumanızı veya ilk defa okumanızı mutlaka öneriyorum. Çoğunluk zaten ne hakkında olduğunu biliyordur. Küçük bir çocuğumuz var. İsmi Küçük Prens. Çok ufak bir gezegenden geliyor. Hatta günde 44 kere bile gün batımını izleyebiliyor. O kadar ufak bir gezegen. Ve kendi arkadaşı aramak için bir yolculuğa çıkıyor. Bizim anlatıcımız da yani yazarımız Sahra Çölü'nde sanırım Küçük Prens'le karşılaşıyor. Ve onun ağzından hikayesini okuyoruz. Gerçekten çok etkili ve çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kısalığına bakmayın. Herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap. Hemen ikinci kitabıma geçiyorum. O da kısalardan birini göstereyim. Önce bu kısaları atlayalım. Cadılar Bayramı Ağacı. Bunu dün okudum. Dün Cadılar Bayramı'ydı bildiğiniz üzere. Ben de böyle güzel bir değişiklik olsun dedim. Aslında maraton yapacaktım ama maraton yapmaya çok vaktim kalmadı. Bu kitabı zor bitirdim ince olmasına rağmen. Bir de beni çok sarmadı nedense. Çok hoşuma giderek okumadığım için birazcık sekteye uğraya uğraya okumuş oldum. Kısaca konusundan bahsedeyim. 8 tane çocuğumuz var. Erkek çocuğu ve küçük bir şehirde yaşıyorlar. Cadılar Bayramı için bir eve gidiyorlar böyle terk edilmiş ve o evde bir ağaç var. Dağlarında 1000 tane küçük balkabağın asılı olduğu ve orada içlerinden biri daha doğrusu arkadaşları kaçırılıyor ve bu 8 çocuk böyle gizemli bir adamla arkadaşlarının peşine düşüyor kusura bakmayın minik için. Ve böylelikle Mısır'dan Yunan adalarına, oradan Roma'ya, oradan İngiltere'ye böyle dünyada ve zamanda Cadılar Bayramı tarihi olarak bir gezintiye çıkıyorlar. Biz de bunu okuyoruz. Aslında böyle anlatınca güzel bir konusu var, değişik. Birçok insanın da beğenebileceğini düşünüyorum ama nedense kitap beni birazcık sıktı. Yani şöyle düşünce anlatımıyla alakalı bir problem yok ya da kitabın gidişatıyla alakalı bir sıkıntı yok. Ama pek bana hitap etmedi sanırım. Birbirimize uyum sağlayamadık. O yüzden çok hoşlandığım bir kitap olmadı. Bunu da geçiyorum hemen. Kitap minik izin verirse. Anneciğim dur. Ben seni sonra seveceğim. Dur. Pardon. Hadi aşağı. Aşağı in. Atla. Evet. Üçüncü kitabım. Üstten göstereyim. Gökyüzüne tutunurken. Hatta bunun yorum videosunu çektim. Bu kitap bana yabancı yayınlarından geldi. Şöyle bir bakınca benim alıp okuyacağım kitap değil açıkçası. Çok ilgimi çekmemişti. Arka kapağı da ilgimi çekmedi. Ama kitabı okudum. O kadar güzel bir kitapmış ki yani kendimden utandım. Şu an düşünce ağlayasım geliyor. Neydi kitabın adı? Kurtlara Söyle Eve Döndüm'ü okuyup çok sevdiyseniz bu kitabı mutlaka ve mutlaka okumalısınız. Aynı kurvarlarda kitap. Burada da LGBT teması ve AIDS ön planda. Çok etkileyici bir kitaptı. Yani ne desem bilmiyorum. Miran da çok etkileyici bir karakterdi. Onun o iç dünyasını okumak çok güzeldi. Yazar daha çok Miranda'nın ne hissettiğini anlatmış ve o kadar güzel anlatmış ki sanki siz hissediyorsunuz onun hissettiklerini. Çok başarılı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yazım tarzı bu şekilde böyle dize dize yazılmış. Eğer bu kitap böyle yazılmış olması sizi rahatsız etmeyecekse mutlaka okuyun. Hazır TÜYAP'ta geliyor. TÜYAP'ta da alabilirsiniz. Bu arada çok soruyorsunuz TÜYAP önerileri gelecek mi diye. Evet gelecek inşallah bu hafta içerisinde. Onu da çekeceğim. Çekmeye çalışacağım. Çok yoğun oluyorum. O yüzden çekemiyorum ama yarın çekeceğim. Kesin demeyeyim. İnşallah çekeceğim. Bir sonraki kitabım tekrar bir yabancı hayalperest. Aslında bunun İtaki baskısı da varmış ama ben bilmiyorum. Bu kitabın içeriği ve baskı kalitesi çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim hemen rastgele bir sayfa. Gerçekten çok güzel basmışlar. Ve konusu da çok güzel. Neftali adlı bir çocuğumuz var. Kendisi okumayı seviyor. İşte evde oturmayı seviyor. Yani yaşlıları genelde dışarıda oynarken Neftali onların tam tersini yapıyor ve birazcık kırılgan bir çocuk. Bu yüzden babasının gözünde çok hastalıklı bir çocuk. Bundan kurtulmaya çalışıyor. Yani daha doğrusu babasının lafları altında eziliyor. Çok derin bir hikaye. Şimdi böyle nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Zaten sabit bir konusu da yok. Parça parça Neftali'nin hayatını okuyoruz. 7 yaşından 20 yaşına kadar olan kısmı. Ve kitabın sonunda da bir şair
aslında bunun bir biyografisi olduğunu görüyoruz. Ben çok fazla şiirden anlamadığım için şairleri de pek bilmiyorum ve yani bilmiyordum benim ben biyografi olduğunu. Ve biyografi olduğunu öğrendiğimde ekstra ekstra etkilendim. Çünkü kitap çok güzel, çok etkileyici. İçerisinde özellikle özgürlük o kadar fazla baskın ki işte özgürlük, adalet, insan hakları yani okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çocuk kitabı gibi görünüyor ama kesinlikle çocuk kitabı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü içerisinde dediğim gibi çok güzel kalıplar var. Bence alıp okumanız gereken kitaplardan biri. Zaten Neftali de tam bir kendine münasır bir karakter. Daha doğrusu bir insan desem daha doğru olur. Yani hayata onun gözünden baktığınızda bence hayatınızda bazı değişiklikler olacak. Şahsen benim için öyle oldu. Sıradaki kitabım yine yorum videosunu çektiğim Warcross. Şöyle göstereyim tam okunmuyor. Mary Lou zaten benim çok 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 sevdiğim bir yazar kendisi. Efsaneden sonra bunu da seveceğimden emindim ve tabii de sevdim. Emik adlı bir kızımız var. Kendisi hacker, oyuncu, aynı zamanda avcı. Ne oluyor bunlar? Bir sanal dünya var. İsmi Warcross tabii ki de. Ve Warcross'ta yani gözlükleri taktığınız anda bütün dünya değişiyor. Ve bir oyun da var. League of Legends oynayan var mı bilmiyorum ama biliyorsanız ona birazcık benziyor. Her takımın bir cevheri var. Ve karşı takım bu cevheri ele geçirmek istiyor. Dünya şampiyonları başlayacağı zaman ilk oyunda Emika Warcross'u hackliyor. Ve böylelikle bütün dünya Emika'yı tanımış oluyor. Kitabımız da böylelikle başlamış oluyor. Çok güzeldi. Yani böyle bir kurgu muazzam. Bir insan nasıl bu kadar güzel kitap yazar anlamıyorum. Hem karakterler çok güzel hem kurgu çok güzel ve hiç beklemediğiniz şeyler oluyor. Böyle kafanız patlıyor. Benim hiç düşünmediğim, hiç aklıma gelmeyen şeyler oldu kitapta ki bence muazzamdı. Yani 5 üzerinden 5 yıldızlık bir kitap ve ikinci kitabı 2018'de çıkacakmış. Beklemek ölüm gibi. Ya eğer okuyacaksanız bence bekleyin seri tamamlansın. Çünkü öyle bir yerde bitiyor ki kitap yani... Beyniniz patlıyor. O kadar dehşet bir kitaptı. Çok sevindim. Bayıla bayıla okudum. Herkese öneriyorum. Bir kere söyledim aynı şeyi. Bir sonraki kitabım Evrenin Sonundaki Restoran. Otostopçunun Galaksi serisinin ikinci kitabı. Olaylar kaldığı yerden devam ediyor. Ama birazcık bu kitapta çığırından çıkıyor. Şimdi çok fazla olay oluyor. Çok fazla şey oluyor. Ayrıca ilk kitabı okumadıysanız da zaten ne söylesem spoiler olur. O yüzden çok fazla yorumunu yapmayacağım. Ama eğer ki okumadıysanız ve bilim kurgu seviyorsanız bu seriyi okumamış olmanız bir hayal kırıklığı. Çünkü gelmiş geçmiş en etkileyici bilim kurgu serilerinden biri. Yani kafanız patlıyor. Okurken anlamıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu adam bunları nasıl yazmış. Yani bazı yerleri tekrar tekrar okuma ihtiyacı hissediyorsunuz. O kadar etkileyici bir kitap. Çok güzel bir kitap. Ve hiç beklemediğiniz yerlere gidiyor. Yani hiç aklınızdan geçmeyen şeyler oluyor. Sonra diyorsunuz ki bu nasıl olmuş. Ki ben zaten çoğunu anlamadım. Bu nasıl olmuş dediklerim ki bu ikinci okuyuşum. Yani okuması gerekiyor mutlaka. Tam bir bilim kurgu klasiği benim için. Bir sonraki kitabım Oyun Ustası. Warcross'la aynı kulvarda. Şimdi kitaba korsan diyeceksiniz. Evet kitap korsan. Bu kitabı Gökhan aldı. Ama ne yapayım okudum yani yine de. Kitabımda böyle 2-3 tane var korsan kitap araya kaynamış olanlar. Onlarda yapacak bir şey yok. Çünkü safhaneden alışveriş yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi kısaca kitabın konusundan bahsedeyim. Yine aynı şekilde bir sanal gerçeklik var. Bunda ama tek bir oyun değil böyle bir sürü oyunlar var. Ve bizim hikayemiz Michael adlı bir çocuk hakkında. Onların oynadıkları oyunu şu an oyun ismini hatırlamıyorum. Hayat damarı. Gerçek hayat damarı mı neydi? Öyle bir şey. Öyle bir şey yani. Hayat damarıydı sanırım. Onun içerisinde bir terörist var. Terörist tarzı bir şey çünkü oyuncuları kısaca hackliyor ve ölmelerini sağlıyor. Ve Michael ve iki arkadaşı bu teröristin peşinden gidiyor. Genel olarak konumuz bu. Bence Warcross'la kıyaslarsak eğer bu kitap çok aşağıda kalıyor. İkisini peş peşe okuduğum için ben otomatikman kıyaslama ihtiyacı duydum kendi içimde. Ve yani kıyasladım da. Umuyorum ki ikinci kitap daha güzeldir. Çünkü çok çok sevmedim. Kitap bir noktaya kadar çok basit ilerledi. 180'den sonra falan açıldı. Zaten bunun yorumu da var kanalımda. Onu da izleyebilirsiniz detaylı olarak. 180'den sonra açılınca da zaten 300 sayfalık bir kitap. O 120 sayfada bir manası kalmadı. Evet çok güzel bitti. Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Ama okuduğum 180 sayfadan da pek keyif almadığım için kitabı sevdim diyemiyorum. Umuyorum ki ikinci kitap güzeldir. Elimde var şu an ikinci kitapta. Onu da okuyacağım. Aldım çünkü önce 2'yi almıştım ben birden önce. Yine sahafta bulup. İnşallah güzeldir. Çünkü işte ben sevmediğimi söylediğim zaman birkaç kişi mesaj attı ikinci kitap daha güzel diye. Umarım öyledir. Ve son kitabım da Av ve Şifacı. Cadı Avcısı serisinin novellaları.
Çok güzellerdi. Şimdi onun dışında desem bilmiyorum. Genel olarak çok güzel, çok güzel dediğim bir video oldu yine. Ama gerçekten çok güzeldi. Özellikle Şifacı mükemmel bir kitaptı bence. John ve Elizabeth'in aşkının başladığı noktayı John'un ağzından okumak çok iyiydi. Bu cadı avcısının başındaki bölümlerin John kısımları anlatılışı. Yani Nicholas'ın yanına gitmesi, işte Elizabeth'in hapisten kurtarılması ve onun yanına getirmesi vesaire vesaire. John'un ağzından okuyoruz ve o kadar güzel olmuş ki. Bayıla bayıla okudum. Çok 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 güzel bir noveliydi Şifacı. Av için aynı şeyi söyleyemiyorum. Bu da Pfeiffer ve Schuyler diye mi okuyor? Nasıl okunu bilmiyorum. Hotlak var ya o Schuyler galiba. İkisinin ilişkilerinin başlaması ve Schuyler'ın Blackwell'le o anlaşma yaptığı kısmı anlatılıyor. Ki bu da şu an kitaplarım devriliyor bir dakika. Minik ne istiyorsun benden? Videomu mahvettin. Heh, tamam ve Blackwell'le işte ortaklık yaptığı bölümler anlatılıyor. Ben bunu çok sevemedim. Nasıldı? Sanki başı ve sonu kopartılmış da ortası alınmış gibi geldi bana bu novellanın. Ama Şifacı gerçekten çok çok güzeldi. Eğer Cadı Avcısı'nı okuyup sevdiyseniz mutlaka okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Benim okuduğum kitaplar bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.